Yani Kürt basın tarihinin direniş karakteri bizi bugünlere getirdi. Mücadele karakteri bizleri bugünlere getirdi diyebilirim. Genel olarak Kürt basın tarihi açısından yani şunu diyebilirim ki bu direniş karakteri olmasaydı, hakikatleri açığa çıkarma azmi ve isteği olmasaydı bizler bugün alternatif basın olma yolunda yürüyemezdik. Alternatif basın olma da hem yeni bir dili beraberinde getirir, hem yeni bir yani işte diyelim inkar edilen dili, kültürü, işte Kürt halkının varlığını yeniden diriltmeyi beraberinde getirir. Bu açıdan Kürt basının ve burada şehit düşen yoldaşlarımızın bunda büyük bir emeği var. Kürt kültürünün dirilmesinde, diyelim kültürünün ve dilinin yeniden canlanmasında tabii ki Kürt Özgürlük Hareketi'nin de etkisi var ve bunda gazeteci arkadaşlarımızın ya da diyelim bu özgür basın geleneğinin de büyük bir etkisi var diyebiliriz. O açıdan yani yeniden inkar edilen, yok sayılan bir halkın, Kürt halkının varlığının işte diyelim tekrardan topluma taşınması, tanıtılması, diri tutulmasında Kürt basıncılığının büyük bir etkisi var. Hem kültürel asimilasyona, soykırıma, hem de diyelim fiziki olarak varlığının ortadan kaldırılmasına karşı büyük bir mücadele yürütüldü. Bu konuda gazeteci arkadaşlarımız da yani kendi bedenlerini de siper ettiler. Kendi bedenlerini de ortaya koyarak bugünlere getirdiler bu basın geleneğini, özgür basın geleneğini. O açıdan alternatif olma özelliğini buradan getiriyor. Yani devletli sisteme karşı çıkıyor, devletin işte Kürt halkına yönelik baskılarına karşı çıkarak gerçekleri açığa çıkıyor. Bu anlamıyla çok fazlasıyla şiddete de, yani diyelim şiddete de maruz kaldığı günler olmuştur. Ya diyelim fiziki işkencedir, katletmedir, bunlara da maruz kalmış ama bugüne rağmen, yani bütün bunlara rağmen hiçbir zaman gerçeklerden taviz vermeyen, sürekli hakikatlerin peşinde koşan bir yayın çizgisini, yayın dilini de esas almıştır. Elbette ki yani bir Kürt kadını olarak, işte diyeyim gazeteci olarak bunun gururunu yaşayabiliyoruz. Şu an Rojava, Bakır ve Doğu Suriye'de gazete, yani basın çalışmalarını yürütüyoruz. Burada da birçok şeye şahit olabiliyoruz. Yani sadece işte diyelim savaş alanında değil, toplumsal toplumun değişimine, işte diyelim kadınların değişimine ya da diyelim birçok yani gelişmeye ve diyelim sorunlara da tanık olabiliyoruz. Bu açıdan bir Kürt kadını olarak elbette ki bundan gurur duyabiliyoruz yani. Orta Doğu'da da, Kürdistan'da da yani şimdi burada da görüyoruz. Biz birçok şeyi kişi olarak da aştığımızı düşünüyoruz. Ama toplum içerisinde işte diyelim genç bir kadının kamerayı eline alıp işte bir çalışma yürütmesi daha önce bir tabuyken yani ayıp sanırken şu an şey olarak görünmüyor. Yani diyelim bunu Kürt kadın, Kürt gazetecileri, Kürt kadın gazetecileri bunu aştırdılar. Başur Kürdistan'da da öyleydi. Mesela geçmiş süreçlerde hiçbir kadın, hiçbir televizyonda ya da diyelim gazetede, ya da basın kuruluşunda kadınlar çok çalışmazken Kürt kadının ya da özgürlük mücadelesinde yer edinmiş, gazetecilik yapmış birçok kadının etkisiyle şu an Güney Kürdistan'da da diyelim, burada da, Türkiye'de de kadın gazetecilerin önü açıldı. Yeni bir dil açığa çıktı. Diyebilirim ki yani şu an Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de sadece Kürt kadınları basın çalışmalarında, medya çalışmalarında öncülük etmiyor. Aynı zamanda şu an DAEŞ'ten kurtarılan kimi alanlar var. Orada da mesela Arap kadınları artık basın çalışmaları yürütüyorlar, sunuculuk yapıyorlar. Yani bu da bizim açımızdan büyük bir gelişmedir. Bundan gurur diyebiliriz. Yani kişi olarak işte biz çalışma yürütüyoruz, toplumda bir şeyleri değiştiriyoruz, açığa çıkartıyoruz. Evet bunlar da bizim gurur duyacağımız hususlar. Bir direniş geleneğini işte onların bize bıraktığı mirası devraldık. Onların kalemini, işte diyelim kamerasını ve benzeri onları devraldık ama daha çok gurur duymamız gereken yeni sahalara açılım yapmamız. Yani diyelim o kadınların da bu çalışmaları yürütüyor olmaları. Orta Doğu toplumunda da, Kürt toplumunda da bu tür şeyler çok hem ayıp sanır hem küçümsenir. İşte bir kadın nasıl kamera alır, nasıl ekrana çıkar, çıkarsa ne olur. Yani bunları kırmak için de büyük bir mücadele yürütülüyor. Biz de yani kadın basıncıları olarak da hem ekranlarımızda da hem yazılarımızda da hem dediğim toplum içerisinde iletişim kurarken de bunları kırmaya çalışıyoruz. Basın görünür bir alan, gözde olan bir alan.
ne kadar kadınlar ön plana çıkar, ne kadar konuşur, ne kadar kendilerini ifade ederlerse, renkleri ve sesleriyle kendilerini ifade ederlerse o kadar toplumdaki o katı, dogmatik, diyelim eril zihniyet de, eril yapılanma da aslında kırılıyor. Toplum biraz daha esniyor. Esneyince ne olur? Böylece insanlar birbirlerine daha fazla saygı duyuyorlar, daha fazla birbirlerini sever hale geliyorlar. Kültürler, diyelim tüm inançlar, kültürler birbirlerine saygılı hale geliyorlar. O açıdan kadınların daha fazla ön planda olması, kendilerini ifade ediyor olmaları toplumu gerçekten biraz daha esnetiyor, biraz daha o dogmatik yapıdan kurtarıyor. Yani basının bu anlamda büyük bir etkisi var diyebilirim. Bizim sevineceğimiz, işte gurur duyabileceğimiz yönlerden birisi de işte Arap kadınlarının da, Süryani kadınlarının da bu alanda kendilerini geliştiriyor olmaları ve ortak çalışma yürütüyor olmamızdır.